uzak bir yerden geldi. Mini Mani, yeni şeyler görmeye. Her an, her gün kucak açar hayat bize. Gelin, yaşayın içimizde neşe. Madalyon. Mini, Mani, bugün tam 3 ay oldu. Hala dönmediniz. Tamam yumak, işte topum burada. Hop, yakala. Ben senden önce kaptım. Gıdıklanıyorum yumak. Dur, dur yapma. Tamam, al topunu, al. Abla, abla. Kahvaltıya gelmeyecek misin? Geliyorum Mutlu. Aferin sana yumak. Günaydın. 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 Sende bir değişiklik mi var babacığım? Neymiş o? Neymiş? Bir şey yok çocuklar. Babacığım, var. Haklısınız çocuklar. Artık sakalım yok. Baba. Bugün biraz sakalımı kısaltayım dedim. Yanlışlıkla hepsini tıraş ettim. Çok yakışmış hayatım. Üzülecek bir şey yok. Babacığım, ne tatlı yanakların varmış senin böyle. Ben de öpeceğim, ben de. Oh, gerçekten çok tatlıymış. İyi ki kesmişsin sakallarını. Madem siz mutlu oldunuz, bundan sonra böyle kullanacağım sakalımı. Hadi okul zamanı geliyor. Kahvaltımızı bitirelim. Neşe'nin karnı tok galiba. Canım pek bir şey istemiyor. Ama neden kızım? Neyin var? Niye olacak? Mini ile Mani'yi özlüyor. Biz de çok özlüyoruz kızım. Beklemekten başka çaremiz yok. Hem senin bugün tenis maçın yok muydu? Aklımdan çıkmış. Hemen hazırlanmam lazım. Önce kahvaltı. Nüm 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 nüm. Anneciğim, ellerine sağlık. Neşe, iyi misin kızım? Hem de çok iyiyim anneciğim. Bugünkü maçı ben kazanacağım, ben. Tenis turnuvasının şampiyonu Neşe, huzurlarınızda. Bekleyin beni, geliyorum. Şampiyon Neşe geliyor. Yumak, senin ne işin var burada? Benimle okula gelemezsin. Bunu konuşmuştuk. Olmaz Yumak, dışarı. Olamaz. Thank you.
Ah yumak, ah! Tenis maçının kazananı belli oldu. Tebrik ederim. Çok iyi oynadın. Teşekkür ederim Neşe. Şimdi olmaz yumak. Hiç keyfim yok. Üzülme ablacığım. Bir dahaki sefere sen yenersin. Hadi eve gidelim. Hoş geldiniz. Gününüz nasıl geçti bakayım? Daha kötü olamazdı. Tenis de yenildi. Hem de çok büyük bir farkla. Ha? Bu da ne? Mini! Mani! Merhaba Neşe. Daha önce haber veremediğimiz için üzgünüm. Uzay virüsleri gezegenimizi istila etti. Başta virüs olduklarını anlamadık. Minnacık sevimli şapalatlardı. Meğer şapalatlar misafir değil, uzay virüsleriymiş. Habercinin içinde senin için özel bir madalyon var. Madalyonu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsin. Etrafındaki hayvanların dilini de anlayabilirsin. Ve daha birçok özelliğe sahip olabilirsin. Tabii bunu sadece gerekli durumlarda kullanmalısın. Bizim şimdi gitmemiz gerekiyor. Hoşça kal. Pembe gezegen madalyonu. Ama bu bir şapalat. Yumaktan uzak dur. Git buradan. Mini ile Mani'ye haber vermem lazım. Hangisi haberleşme tuşu acaba? Yumak, seni anlıyorum. Tamam tamam, sakin ol. Hemen bir şeyler yapacağım. Merhaba Neşe. Yardımınıza ihtiyacım var. Şapalat! Ne yapacağım şimdi? Madalyondaki pembe tuşa bas. Özel teknolojiyi kullanabilmen için dönüşmelisin. Tak madalyonu boynuna, denkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Uçuyorum. Saatindeki virüs kontrol tuşuyla şapalatı küçültmelisin. Sonra da bir cam fanusa kapatmayı unutma. Tamam. Seni uyarıyorum şapalat. Ya gezegenimizi hemen şimdi terk edersin ya da seni bir kavanoza tıkmak zorunda kalırım. Sen bilirsin. Of. Saçım dağıldı. Saçlarımın dağılmasından hiç ama hiç hoşlanmam. Yakaladım seni. Abla? Mutlu, hemen mutfaktan küçük bir kavanoz getir. Ben asla pes etmem. Abla, kavanozu getirdim. Şapalatı kavanozla kapatmalısın. Korkmana gerek yok Mutlu. Çabuk ol. Yaptım.
Başardım. Teşekkürler benim küçük dostum. Sonra şapalatı kavanozun içine hapsettim. Of, beni görmeliydiniz. Tam bir kahraman gibiydim. Oh! Sakar bir kahraman. Senin kadar değil. Göktaşı. Anneciğim, kahvaltı çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Mutlu, önce kahvaltını bitirmelisin oğlum. Sonra tabletine bakabilirsin. Peki anneciğim. Nereye böyle kızım? Zuzu'yla antrenman yapacağım anne. Harikasın canım kızım. Mini ve Mani'den haber aldığından beri keyfin çok yerinde. Evet anneciğim, her şey yoluna giriyor. Görüşürüz. Afiyet olsun. Aa, nesi var bu radyonun böyle? Çok eski bir alet bu. Bozulmuştur. Ben şimdi bakarım hayatım. La la la, artık bir madalyonum var. Bakalım Mini ile Mani ne zaman gelecekmiş? Bir sorayım. Yanlış tuşa mı basıyorum? Sarı olan iletişim düğmesi değil miydi? Aa, olmuyor. Ama neden? Daha dün çalışıyordu. Belki de biraz yükseğe çıkmalıyım. Olmuyor. Neşe, ne yapıyorsun orada? Mini ve Mani onlarla istediğim zaman konuşabileyim diye bana bu madalyonu vermişti. Ama şimdi çalışmıyor. Sonra tekrar denersin Neşe. Şimdi biraz çalışalım. Tenis turnuvasına katılabilmek için bir fırsatın daha var Neşe. Unuttun mu yoksa? Hiç unutur muyum Zuzu? O turnuvaya katılmayı çok istiyorum. O zaman hadi çalışalım. Hazır mısın Neşe? Hazırım Zuzu. Hop. 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 Hop hop. Oh. Mutlu, iyi misin? Abla, tenis oynayacak başka yer bulamadınız mı? Ama Mutlu, maçın ortasına pat diye giren sensin. Bu ses de ne böyle? Bir şey oldu galiba. Hadi gidip bakalım. Niye çalışmıyor şimdi bu? Ne güzel oyun oynuyordum. Neler oluyor böyle? Trafik ışıkları bozulmuş galiba. Ambulans bile gidemiyor. Annelerimize haber verip yardım çağırmalıyız. Haklısın Neşe. Ben de annemlere haber vereceğim. Hadi gidelim. Anne, baba. Son dakika gelen bilgilere göre elektrik kesintilerinin giderek yayıldığı ve uydu bağlantılarının dahi kesildiği görülmekte. Hiçbir şey anlamıyorum. Neler oluyor böyle? Anne, tabletim bozuldu. Madalyonumu mutlaka kullanmalıyım. Umarım dönüşüm özelliği çalışıyordur. Tak madalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Neşe, haberleri gördün mü? Elektrikler kesilmiş. Tüm elektronik cihazlar bozulmuş. Biliyorum Zuzu. Mini ve Mani'ye ulaşıp onlardan yardım istemeliyim.
Beni Zuzu'yla birlikte burada bekle Yumak. Birazdan gelirim. Dikkatli ol Neşe. Çalışmıyor. Diğerleri çalışıyor ama sarı tuş çalışmıyor. Biraz daha yükseğe çıkmalıyım. Oluyor galiba. Neşe, beni görüyor musun? Görüyorum Mani. Saatlerdir size ulaşmaya çalışıyorum. Bizi çok iyi dinle Neşe. Dünyanın başı büyük bir dertte. Yardımına ihtiyacımız var. Neler oluyor? Şapalatlar dünyaya bir göktaşı yolladı. Göktaşı dünyaya mı çarpacak? Göktaşının dünyaya çarpmasından daha büyük sorunlarımız var Neşe. Bundan daha fena ne olabilir ki? Şapalatlar. Bu göktaşının içinde şapalatların araştırma robotları var. Dünyaya inmeden tüm iletişim kanallarını bozdular bile. Ve bu robotlar dünyayı keşfederse şapalatların istilasına uğrayabilirsiniz. Peki ben ne yapabilirim ki? Dünyaya doğru yola çıktık. Yardıma geliyoruz. Biz gelene kadar göktaşını yakalamalısın. Ben mi? Uzaya mı çıkacağım yani? Fazla vaktimiz yok Neşe. Madalyonu kullan. Yeşil düğme göktaşını durdurmanı sağlayacak. Uzaya! Göktaş orada. Onu durdurmalıyım. Ne kadar da hızlı. Dünyanın atmosferine gitmek üzere. Bir şeyler yapmalıyım. Sizi gördüğüme çok sevindim. Bana yardım edin. Yetiştik, dayan Neşe. Çok zor. Başardık. Durdu. Robotlar yok. Yok mu? Ama nasıl olur? Dünyaya doğru ilerliyorlar. Hemen gidip durduralım. Çok geç. Robotlar dünyaya inmek üzere. Peki tam olarak neresine? Merhaba. Ben Mutlu. Siz kimsiniz? Topuma ne yaptınız? Kardeşimden uzak durun. Mutlu! Yumak! Bu kadar yeter size haylaz robotlar. Dünyadan ve ailemden uzak durun. Yeşil ışık onları durduralım. Aa, ne kadar da hareketliler. İşte birini yakaladım. Hepsini böyle teker teker yakalayamayız. Ana robotu bulalım. Onu yakalarsak hepsi devre dışı kalır. Hangisi ana robot peki? Büyük olan. Yakaladım. Sakın bırakma Neşe. Neler oldu böyle? Abla, Mini, Mani, ne zaman geldiniz?
Sakin ol Mutlu. Her şey yolunda. Şapalatlar araştırma yapması için bu robotları dünyaya yollamış. Ama onları durdurduk. Seni haylaz robot. Gezegenimizden ve evimizden uzak dur. Neşe, ambulans hastaneye ulaştı. Her şey bir anda normale döndü. Sonunda. Aa, Mini, Mani, neler oldu burada böyle? Sonra beni donduran robotu bir aldım elime. Seni haylaz robot, gezegenimden ve evimden uzak dur dedim. Cesur oğlum benim. Yeniden dünyaya gelmenize çok sevindim çocuklar. Sizi çok özlemiştik. Biz de sizi çok özledik. Yalnız biz geri dönmeliyiz. Pembe gezegenimiz hala şapalatlardan kurtulmuş değil. Hem robotları ve ağaç şapalatını da bir an önce dünyadan uzaklaştırmalıyız. Ama hemen dönmeyeceksiniz değil mi? En azından yarınki tenis maçımı izleyin. Seni izlemeden döner miyiz hiç Neşe? Kazandı. Neşe kazandı. Benim ablam kazandı. Göktaşı. Oh, ellerine sağlık anneciğim. Kahvaltı çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Mutlu, önce kahvaltını bitirmelisin oğlum. Sonra tabletine bakabilirsin. Peki anneciğim. Nereye böyle kızım? Zuzu'yla antrenman yapacağım anne. Harikasın canım kızım. Mini ve Mani'den haber aldığından beri keyfin çok yerinde. Evet anneciğim, her şey yoluna giriyor. Görüşürüz. Afiyet olsun. Aa, nesi var bu radyonun böyle? Çok eski bir alet bu. Bozulmuştur. Ben şimdi bakarım hayatım. La la la, artık bir madalyonum var. Bakalım Mini ile Mani ne zaman gelecekmiş? Bir sorayım. Yanlış tuşa mı basıyorum? Sarı olan iletişim düğmesi değil miydi? Aa, olmuyor. Ama neden? Daha dün çalışıyordu. Belki de biraz yükseğe çıkmalıyım. Olmuyor. Neşe, ne yapıyorsun orada? Mini ve Mani onlarla istediğim zaman konuşabileyim diye bana bu madalyonu vermişti. Ama şimdi çalışmıyor. Sonra tekrar denersin Neşe. Şimdi biraz çalışalım. Tenis turnuvasına katılabilmek için bir fırsatın daha var Neşe. Unuttun mu yoksa? Hiç unutur muyum Zuzu? O turnuvaya katılmayı çok istiyorum. O zaman hadi çalışalım. Hazır mısın Neşe? Hazırım Zuzu. Hop. 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 Oh. Mutlu, iyi misin? Abla, tenis oynayacak başka yer bulamadınız mı? Ama Mutlu, maçın ortasına pat diye giren sensin. Bu ses de ne böyle? Bir şey oldu galiba. Hadi gidip bakalım. Niye çalışmıyor şimdi bu? Ne güzel oyun oynuyordum. Neler oluyor böyle? Trafik ışıkları bozulmuş galiba. Ambulans bile gidemiyor. Annelerimize haber verip yardım çağırmalıyız. Haklısın Neşe. Ben de annemlere haber vereceğim. Hadi gidelim. Anne, baba. Son dakika gelen bilgilere göre elektrik kesintilerinin giderek yayıldığı ve uydu bağlantılarının dahi kesildiği görülmekte.
Hiçbir şey anlamıyorum. Neler oluyor böyle? Anne, tabletim bozuldu. Madalyonumu mutlaka kullanmalıyım. Umarım dönüşüm özelliği çalışıyordur. Tak madalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Neşe, haberleri gördün mü? Elektrikler kesilmiş. Tüm elektronik cihazlar bozulmuş. Biliyorum Zuzu. Mini ve Mani'ye ulaşıp onlardan yardım istemeliyim. Beni Zuzu'yla birlikte burada bekle Yumak. Birazdan gelirim. Dikkatli ol Neşe. Çalışmıyor. Diğerleri çalışıyor ama sarı tuş çalışmıyor. Biraz daha yükseğe çıkmalıyım. Oluyor galiba. Neşe, beni görüyor musun? Görüyorum Mani. Saatlerdir size ulaşmaya çalışıyorum. Bizi çok iyi dinle Neşe. Dünyanın başı büyük bir dertte. Yardımına ihtiyacımız var. Neler oluyor? Şapalatlar dünyaya bir göktaşı yolladı. Göktaşı dünyaya mı çarpacak? Göktaşının dünyaya çarpmasından daha büyük sorunlarımız var Neşe. Bundan daha fena ne olabilir ki? Şapalatlar. Bu göktaşının içinde şapalatların araştırma robotları var. Dünyaya inmeden tüm iletişim kanallarını bozdular bile. Ve bu robotlar dünyayı keşfederse şapalatların istilasına uğrayabilirsiniz. Peki ben ne yapabilirim ki? Dünyaya doğru yola çıktık. Yardıma geliyoruz. Biz gelene kadar göktaşını yakalamalısın. Ben mi? Uzaya mı çıkacağım yani? Fazla vaktimiz yok Neşe. Madalyonu kullan. Yeşil düğme göktaşını durdurmanı sağlayacak. Uzaya! Göktaşı orada. Onu durdurmalıyım. Ne kadar da hızlı. Dünyanın atmosferine gitmek üzere. Bir şeyler yapmalıyım. Sizi gördüğüme çok sevindim. Bana yardım edin. Yetiştik, dayan Neşe. Çok zor. Başardık. Durdu. Robotlar yok. Yok mu? Ama nasıl olur? Dünyaya doğru ilerliyorlar. Hemen gidip durduralım. Çok geç. Robotlar dünyaya inmek üzere. Peki tam olarak neresine? Merhaba. Ben Mutlu. Siz kimsiniz? Topuma ne yaptınız? Kardeşimden uzak durun. Mutlu!
robotlar. Dünyadan ve ailemden uzak durun. Yeşil ışıkla onları durduralım. Aa, ne kadar da hareketliler. İşte birini yakaladım. Hepsini böyle teker teker yakalayamayız. Ana robotu bulalım. Onu yakalarsak hepsi devre dışı kalır. Hangisi ana robot peki? Büyük olan. Yakaladım. Sakın bırakma Neşe. Neler oldu böyle? Abla, Mini, Mani, ne zaman geldiniz? Sakin ol Mutlu, her şey yolunda. Şapalatlar araştırma yapması için bu robotları dünyaya yollamış. Ama onları durdurduk. Seni haylaz robot, gezegenimizden ve evimizden uzak dur. Neşe, ambulans hastaneye ulaştı. Her şey bir anda normale döndü. Sonunda. Aa, Mini, Mani. Neler oldu burada böyle? Sonra beni donduran robotu bir aldım elime. Seni haylaz robot, gezegenimden ve evimden uzak dur dedim. Cesur oğlum benim. Yeniden dünyaya gelmenize çok sevindim çocuklar. Sizi çok özlemiştik. Biz de sizi çok özledik. Yalnız biz geri dönmeliyiz. Pembe gezegenimiz hala şapalatlardan kurtulmuş değil. Hem robotları ve ağaç çapalatında bir an önce dünyadan uzaklaştırmalıyız. Ama hemen dönmeyeceksiniz değil mi? En azından yarınki tenis maçımı izleyin. Seni izlemeden döner miyiz hiç Neşe? Kazandı. Neşe kazandı. Benim ablam kazandı. Fırtına da yarış. Ah, en azından dünya artık güvende. Şapalatlar orayı hiçbir zaman ele geçiremeyecek. Buna asla ama asla izin vermeyeceğiz. Yarınki maç nasıl geçecek acaba? Heyecandan uyuyamıyorum. Bu robotları araştırma merkezine götürmeliyiz. Şapalatı da virüs bahçesine götürürüz. Orada arkadaşları istediği gibi oynar. Böylece başka gezegenlere gidip haylazlık yapamaz. Eyvah! Mini! Ne oldu Mani? Şapalat yok! Kaçmış! Eyvah! Ne oluyor? Olamaz. Abla, günaydın. Bugünkü maça hazır mısın? Hazırım. Tabii hazırım. Yumak, bir gelsene. Saçım. Ablam çok heyecanlı baba. Heyecanlı olması çok normal. Uzun zamandır bu turnuva için çalışıyor. Bugün onun dikkatini dağıtacak hiçbir şey olmamalı. Merak etme anne. Ben çok uslu duracağım. Çok. Yumak. Aferin sana Yumak. Tüm sevgimizle, gücümüzle bugün Neşe'ye destek olmalıyız. Bence madalyonu da almalıyız. Onunla çok oyalanıyor. Haklısın Mutlucuğum. Günaydın. Günaydın kızım. Portakal suyu mu yoksa süt mü istersin kızım? Ben alırım babacığım. Teşekkür ederim.
Çok yorgun görünüyorsun Neşeciğim. Tüm gece heyecandan uyuyamadım anne. Keşke bize haber verseydin tatlım. Beraber kitap okurduk. Bak nasıl hemen uyurdun. Ablacığım, bir an önce toparlanmalısın. Bugün turnuvanın ilk maçı var. Unuttun mu? Hiç unutur muyum Mutlu? Hemen kahvaltımı etmeliyim. Ah, madalyonumun alarmı çalıyor. Mini ile Mani olmalı. Kızım, bence bugünlük madalyonu bırak. Sadece maçına odaklan. Mini ile Mani'nin seni anlayacağına eminim. Haklısın anneciğim. Ama madalyon bende kalsın, olur mu? Peki Neşeciğim. Şimdi güzelce kahvaltını yap ve gücünü topla. Abla yavaş, boğulacaksın. Haklısın Mutlu. Ne oluyor Yumak? Bir şey mi var? Peki Yumak, madalyonu takıp dinleyeceğim seni. Neşe, olmaz. Bugün maçın var. Başka bir şeyle ilgilenmemelisin. Haklısın Zuzu. Yumak, hani anlaşmıştık? Ablamla oyun yoktu bugün. Karıncalar da telaşlı görünüyor. Nesi var hayvanların böyle? Boş ver abla. Nesi varsa var. Biz okula gidelim. Bence de Neşe. Yok. Hiçbir yerde yok. Belki de yolculuk sırasında kaçmıştır. Ha, olabilir. Peki nereye gitmiş olabilir? Nereye gidecekler canım? Ya şapalatlar gezegenine ya da... Dünyaya. Neşe'ye haber vermeliyiz. Aslında ben bugün aradım ama açmıyor. Çünkü bugün turnuva başlıyor. Maçı var. Çok heyecanlı olmalı. Umarım küçük şapalat Neşe'yi bulup yine maçına engel olmaz. Ben şimdi gidiyorum Neşe. Seyircilerle birlikte seni izleyeceğim. Peki Zuzu, her şey için teşekkür ederim. Ne demek Neşe? Biz dostuz. Her zaman yanında olacağım. Ben kaçtım. İyi maçlar. Turnuvamızın ilk maçı birazdan başlıyor. Gökyüzünde bu kadar kuş olması normal değil. Ah, dayanamayacağım. Madalyonumla kuşları dinleyeceğim. Fırtına mı geliyor? Çok büyük hem de. Gülçin sahada yerini aldı. Neşe'yi bekliyoruz. Ablam nerede kaldı? Geliyor. İşte benim kızım. Maçı iptal etmeliyiz. Nedenmiş o? Çünkü çok büyük bir fırtına geliyor. Evet. Oyuncularımızdan Neşe maçın iptal edilmesini istiyor. Ablam niye böyle davranıyor? Doğru söylüyorum. Kuşlar, karıncalar, tüm hayvanlar kaçtı. Çünkü bu fırtına çok güçlü. Bence sen benimle maç yapmaktan korkuyorsun. Hayır, korkmuyorum. Madem korkmuyorsun, o zaman raketini al ve başla. Benim için fark etmez. Fırtınada bile raketimi kullanabilirim ben. Evet, Neşe fikrini değiştirmiş görünüyor. O halde tenis turnuvamızın ilk maçı başlasın. Raketim! Aa, hava şartları değişmiş gibi görünüyor. Büyük bir fırtına buraya doğru geliyor. Fırtına, maç iptal oldu. Lütfen sakince alanı boşaltalım. İmdat! Kaçın! Tak madalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Fırtına koptu. Yakaladım. Gidelim. Koşun.
fırtına görmemiştim. Neşe, bugün bütün gün sana ulaşmaya çalıştık. Neler oluyor orada? Burada iki tane şapalat var. Bizim ağaç şapalatı. Dünyaya gittiğini biliyordum. Yanına arkadaşı hava şapalatını da çağırmış. Dinle Neşe, hava şapalatı çok tehlikelidir. Havayı bulduğu yerde onu kullanarak çok büyük fırtınalar çıkarır. Bilmez miyim? Peki nasıl durduracağım onu? Onu yakalayıp havasız bir ortama koymalısın. Ağaç şapalatını da. Sonra da sana göndereceğimiz pembe robotun içine koyup bize yollamalısın. Umarım başarırım. Gelin buraya. Geldim abla. Üzerlerini kapat hemen. Yaptım abla. Yakaladım. Çok sağ ol Mutlu. Bu haylaz şapalatları hemen pembe gezegene yollayacağım. Gücümle kollarımı kapattım. İki şapalatı birden yakaladım. Kaçmalarına izin vermedim. Tüm şehri fırtınadan kurtardım. Aferin benim oğluma. Ben bakarım. Kim o? Merhaba Neşe. Merhaba. Ben maçın hafta sonuna ertelendiğini haber vermek için gelmiştim. Öyle mi? Bir de bugün fırtına konusunda haklıymışsın. Ben hava durumuna bakmamıştım. Sana haksızlık ettiğim için özür dilerim. Önemli değil canım. Ben unuttum bile. Teşekkür ederim. Haftaya maçta görüşürüz. Görüşürüz. Pembe gezegenin kütüphanesi ne kadar zengin. Nane şapalatı da hazır. Bunu da yapıştırdım mı? İşte tamam. Haklısın Yumak. Çok fazla şapalat türü var. Ama merak etme. Hepsini öğreneceğiz. Mani'ye yine ulaşamıyorum. Umarım pembe gezegende her şey yolundadır. Neşe! Maç zamanı geldi. Yakaladım sizi. Gelin bakalım buraya. Kaçtılar şapalat bahçesinden anlamıyorum. Birini daha yakaladım. Bence teknolojimiz yeterli değil. Uzay virüsleri konusunda daha çok çalışmalıyız. Mani dikkat et. Evet.
Nereye gitti ki şimdi? Uzay tozu alerjisi olmuş gibi görünüyorlar. Daha önce hiç böyle hapşıran şapalatlar görmemiştim. Obur şapalatlar uzun bir süre kimseyi rahatsız edemezler. Mani bak, orada bir su şapalatı var. Hemen gidip... Hapşı! Mani! Bence gayet iyi gidiyorsun Neşe. Neden durdun Neşe? Baksana Susu, Mini ile Mani geldi. Bugün geleceklerini bilmiyordum. Ben de bilmiyordum Susu. Mani, ne işin var senin bu camın içinde? Haberci robot. Merhaba Neşe. Pembe gezegende işler pek yolunda gitmiyor. Aa, tahmin etmiştim. Mani uzay tozu alerjisi oldu. Yani biraz hasta. Gezegenimiz şu anda uzay virüsleri yüzünden öyle karışık ki. Mani için en iyi yerin dünya olduğunu düşündüm. Ona çok iyi bakacağınıza eminim. Burnu kızarmış. Gerçekten çok hasta görünüyor. Babamdan yardım isteyip onu eve taşımalıyız. En azından bir kısmını yakaladım. Merhaba su şapalatı. Bana yol verir misin lütfen? Bu böyle olmaz. İyileşebilmesi için biraz hava almalı. Bence de. Neden bu cam fanusun içinde duruyor ki? Bilmiyorum baba. Mini'ye de ulaşamıyorum. Onu hemen çıkaralım oradan. Ah, baksanıza. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Onu hemen çıkarmalıyız. Hayır! Ne yaptınız? İşte bu dünyanın en güzel şarkısı. La 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 la. Aa, Mani, hoş geldin. Çok yaşa ve hoşça kal. Mani! Zuzu! Ne olur Neşe'ye haber ver. Hemen beni cam fanusun içine koysunlar. Neşe! Aa, şimdi de burada. Ama az önce benim odamdaydı. Baba! Çabuk! Yetiştim! Çok yaşa Mani. Şimdi seni içeri götürelim. Güzel bir tarhana çorbası iç. Hiçbir şeyin kalmaz. Hapşırınca kaybolmayla ilgili bir şey görmüştüm ben. Bir yerde gördüğümden eminim. Nerede? 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 Hah, işte burada. Nane şapalatından alınan tozla yapılan çay özellikle uzay tozu alerjisine çok iyi gelmektedir. Uzay tozu alerjisi olan şapalatlar hapşırdıklarında kaybolabilirler. İşte bu. Hemen harekete geçmeliyim. Tak madalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Şimdi pembe gezegene gidip bir nane şapalatı bulmalıyım. Oh! Ellerinize sağlık. Tarhana çorbası çok güzel olmuş. Neşe, kızım nereye?
Mani için nane şapalata tozu bulmaya gidiyorum. Ne? Nereye? Neşe, bekle. Ben de seninle geliyorum. Benimle gelmek istediğine emin misin Zuzu? Elbette Neşe. Seni yalnız bırakamam. Öyleyse sıkı tutun. Çıkamıyorum buradan. Şişt, küçük şapalak. Hey sen. Evet, sana diyorum. Beni buradan çıkarabilir misin? Hah, işte böyle. Şimdi şuradan azıcık yiyip bana bir kapı aç. Olur mu? Dur dur. Ne yapıyorsun? Ah, başım dönüyor. Ne kadar hızlı bir yolculuktu. Ah, gerçekten başım döndü. Başta sarsıcı oluyor ama zamanla alışıyorsun. Buralarda bir yerde mutlaka pembe gezegenliler tarafından yakalanmış bir nane şapalatı olmalı. Bu ses de ne? Bir şey bize doğru yaklaşıyor. Kaçalım. Neşe, Mini, ne yapıyorsun burada? Şey, ben Mani için nane şapalatı tozu bulmaya gelmiştim. Araştırmalarıma göre uzay tozu alerjisine çok iyi geliyormuş. Peki, sen ne yapıyorsun bu topun içinde? Ah, haylaz bir su şapalatı beni yakalayıp buraya koydu. Sonra da bu nane şapalatı benimle top oynadı. Nane şapalatı mı? İşte bu harika. İşte bu kadar. Nane tozumuz hazır. Beni de buradan çıkaracak mısınız? Tabii. Oh, sonunda. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Hadi dünyaya geri dönüp Mani'ye nane çayı yapalım. Bu da ne? Su şapalatı. Acele etsek iyi olur. Merak etmeyin. Ben şimdi hallederim. Neler oluyor böyle? Yeşil ışın niye çalışmıyor? Oh, bilmiyorum. Pembe teknolojimiz artık bazı şapalaklar üzerinde çalışmıyor. Uzay gemisine binip kaçsak iyi olur. Sonunda. Oh, sanırım şimdi daha iyiyim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir şey değil Mani. Ne? Abla. Ah, sanırım benim de uzay tozuna alerjim. Hapşın. Ah, neyse ki çaremiz var.
Merhaba Neşe. Merhaba Zuzu. Nasıl olmuş bilekliğim? Bakabilir miyim? Daha bitmedi ki Neşe. Bitmedi mi? Yeni başladım örmeye, biliyorsun. Ne zaman bitecek peki? Çok sürmez. Birazcık sabretmelisin sadece. Peki, sabrediyorum. Sabrediyorum. Evet. Şimdi bitti mi? Henüz bitmedi Neşe. Peki ya şimdi bitti mi? Bitirmek için elimden geleni yapıyorum Neşe. Şimdi bitti mi? Bitti mi yoksa? Hayır Neşe. Acele ettiğim için ip parmağıma dolandı. Sonra da koptu. Ah, benim yüzümden. Çok sabırsız davrandım. Özür dilerim Zuzu. Önemli değil Neşe. Zuzu abla, ablamın bilekliği bittiyse bir tane de benim için yapabilir misin? Tabii Mutlu. Ama bunun için sessiz ve sakin bir ortama ihtiyacım var. Tabii Zuzu abla, nasıl istersen. Mini ile Mani olmalı. Merhaba arkadaşlar. Neşe, Şapalat Konsey dünyaya bir gemi yolluyor. Bu bir istila gemisi. Bir dakika, bir dakika. Hiçbir şey anlamıyorum. Tamam, şöyle söyleyeyim. Geçen gün yakaladığımız ağ şapalatı kaçmış. Ve şapalat gezegenine gitmiş. Şapalat konseyini toplayıp dünyayı anlatmış. Şapalat konseyi de dünyaya gemi yollamaya karar vermiş. Yani Neşe'cim, uzay virüsleri dünyaya geliyor. Uzay virüsleri mi? İmdat! Buna engel olmalıyız. Evet Neşe, ama fazla zamanımız yok. Gemi yola çıkmış bile. Henüz gökyüzünde yabancı bir cisim göremiyorum. Demek ki hala zamanımız var. Bu gemiler çok hızlıdır Neşe. Bir iki saate orada olurlar. Şu anda nerede olduklarını biliyor musunuz? Evet, uzay radarlarından izliyoruz. Çok iyi. Güzel bir fikrim var. Ama önce madalyonu kullanmalıyım. Beni bekleyin. Şimdi geliyorum. Tak madalyonu boynuna. Renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Burada bekle Yumak. Benim yukarıda küçük bir işim var. Ah. Hala alışamadım madalyona. Biz şapalat gemisine yaklaştık Neşe. Onu yeşil ışınla durdurmaya çalışacağız. Hayır hayır, hiçbir şey yapmayın. Şapalatlar sizi görmemeli. Ama Neşe, bir an önce bir şeyler yapmalıyız. Dedim ya, benim başka bir fikrim var. Şapalat gemi sistemine girip uzay haritasında dünyanın yerini değiştirebiliriz. Yani şapalatları dünya diye başka bir yere mi gönderelim diyorsun? Aynen öyle. Fikir güzel. Ama şapalatlara görünmeden geminin içine nasıl gireceğiz? Siz o işi bana bırakın. Ben nasıl içeri gireceğimizi biliyorum. Gemide buluşalım öyleyse. Bu iyi bir fikir mi Mani? Ya bizi tanırlarsa? Bir de nasıl konuşacağız? Ben şapalatça bilmiyorum ki. Benim şapalatçam iyidir. Ben konuşurum. Vaktimiz yok ki. Acele etmeliyiz. Nasılsa bizi de kendileri gibi şapalat sanıyorlar. Vivi baba. Neşe ne yapıyor böyle? Bu odaya izinsiz girilmez ki. Oh, çok acele etti. Şapalat ne dese tekrar ediyor. Anlayacaklar şimdi şapalat olmadığını. Erçin. Eyvah! Yine çok acele ettim galiba. Başka çaremiz yok Mani. Haritaya ulaşmalıyız. İşte harita sistemi orada.
Neler oluyor? Evet. Dünya diye kurak bir gezegenine ineceksiniz. Sen de çok iyiydin Mini. Ne yaptınız? Haritaya ulaşabildiniz mi? Hep benim yüzümden. Sizi dinlemedim. Çok acele ettim. Ah şu aceleciliğim yok mu? Şşt! Sessiz ol Neşe. Buradan gidelim. Sonra konuşuruz. Tamam. Şapalatları dünya diye kurak bir gezegenine inerken görmeyi çok isterdim. Canım yumam, özledin mi beni? Abla, şapalat istila gemisi geliyor mu? Heya! Sizi gidi şapalatlar sizi. Gidin buradan bakayım. Merak etme Mutlu, şapalatlar dünyaya gelmiyor. Korkup kaçtılar tabii. Şapalat haritasında dünyanın yerini değiştirdik. Şapalatlar şu anda dünya diye başka bir gezegene iniyorlar. Abla, bak sen yokken Zuzu ablam bana da bir bileklik yaptı. Aa, çok güzel olmuş. Senin için de yaptım bir tane Neşe. Zuzu! Teşekkür ederim Zuzu. Bak bakalım beğenecek misin? Zuzu, benim için de bir tane yapabilir misin? Ben de istiyorum. Yaparım tabii. Ama önce biraz dinlenmem lazım. Tüm gün bileklik yaptım. Haklısın Zuzu. Acele etmene gerek yok. Acele edince hep bir aksilik oluyor. Bunu senden duymak çok güzel Neşe. Evet.